Sayın Emre Koca daha geldi. Sayın Koca da geçmiş olsun diyelim öncelikle. Evet, teşekkürler. 3 puandan daha önemli bir durum Cenk'in sakatlığı. Siz görüşebildiğiniz bir son durum nedir? Evet, hayırlı akşamlar. Cenk tabii önemli bir oyuncumuz. Maalesef bir sakatlık geçirdi. Kendisi ciddi duruyor sakatlığı. İnşallah İstanbul'a gidince doktorlarımız son kontrolleri yapacak. Umuyorum ki bir an önce sahalara dönecek eskisinden daha güçlü bir şekilde. Çünkü birçok sakatlık geçirdi şanssız bir şekilde son zamanlarda. Çok üzüntü verici tabii bu. Sert zemin, bununla alakalı tabii futbolcularımızın yakındığı bir durum. Sadece Erzurum'da değil, Anadolu'nun bazı şehirlerinde ve İstanbul'da da bu sert zemin ve kötü zeminlerde oynamak durumunda kalıyoruz. Bununla alakalı da bir dikkat çekmek istiyorum buradan. İnşallah bu zemin konusunda da seneye çok daha iyi bir şekilde bakımlar yapılıp belki bazı regülasyonlar getirilip cezai maddeler getirilip iyi zeminde futbol oynanması sağlanır. Sayın Koca'da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Cenk'e. Tabii önemli bir galibiyet. Aslında Cenk'in sakatlığından dolayı biraz gölgede kaldı diyebiliriz. Beşiktaş önemli bir rakiplerine puan farkı açmış durumda. Bu maçla birlikte artık hani bir klasik tabir vardır ya, Beşiktaş şampi diyebilir miyiz? Camia içerisinde siz takımla çok iç içesiniz. Evet. Hem yönetimde hem takım içerisinde bu bağlamda şu andaki görüşler nasıl? Tabii stresli ve zor bir maç olacağını bekliyorduk. Beklediğimiz gibi de oldu bugünkü maç. Erzurumspor için de bizim için de çok önemli bir maçtı. Kendilerini tebrik ediyorum. Erzurumspor gerçekten iyi mücadele etti. Sonuna kadar maçı kovaladılar. İyi mücadele ettiler. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum Erzurumspor'a. Tabii biz 8 maçımız var. Henüz şampiyonluk havasına girmek için çok erken. Bu 8 maçı final havasında oynayacağız. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Her rakibimizin kendine göre bir hedefi var. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah bu saygı çerçevesinde tevazumuzu koruyarak her maçı final havasında oynayıp sonuçta hedefe ulaşmak istiyoruz. Emre Bey, taraftarların hayran olduğu bir isim Raşit Gezal. Attığı ve attırdığı gollerle performans ortada. Sezon sonu için bir kulübüyle ilgili gelişme var mı? Görüşmeler başladı mı? Henüz onları konuşmak için de erken. Biz şu an bu 8 maçı nasıl bitiririz? Hedefe nasıl ulaşırız? Onun matematiğini yapıyoruz. Onun hesabını yapıyoruz. Daha sonrasında kupa finalimiz var. Bugün itibariyle sene başından beri hedeflediğimiz bütün kupalarda hala hedefteyiz. Hala kovalıyoruz. Şampiyonluk öyle, kupa öyle. Raşit de gerçekten beklediğimiz katkıları veren bir oyuncu oldu. Gelirken de çok ümitliydik onunla ilgili. İnşallah sene sonunda bizimle devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Sayın Koca da Cenk Tosun sakatlandı. Abubakar 3 maçtır takımdaki yerini alamıyor. Şu anda gözler Abubakar'a çevrilmiş durumda. Ankara Gücü maçında Abubakar'ın oynama ihtimali var mı? Sağlık kurulumuz onunla ilgili, Abubakar'la ilgili 2 maç kesin yok demişti. İnşallah bir 4-5 günlükte bir aramız var. Tabii antrenmanlara ne gün başlayacak? Hocamız tercih edecek mi, oynatmayı etmeyecek mi? Onlar hocamızın takdirinde. Ama zannediyorum hafta içi antrenmanlara başlayacak. Sayın Koca da ilk 5-6 haftalık performansa baktığımız zaman Beşiktaş'ın evet, çok fazla eleştiri alan, puan tablosunda da sıkıntılı bir süreç geçiren bir Beşiktaş vardı ama siz özellikle her açıklamanızda o dönemde de Beşiktaş şampiyon olacak, Beşiktaş şampiyon olacak diyordunuz. Gelinen süreçte sanıyorum puan tablosunda biraz yaklaştınız bu duruma. Bununla ilgili hissinizi alabilir miyim ben? Şöyle, Beşiktaş oynadığı futbol itibariyle ve yönetiliş biçimi itibariyle Türkiye'deki bütün futbol severlerin takdirini topladığını düşünüyorum. Şimdiye kadarki geldiği pozisyon itibariyle. Hak ettiği bir yerde. Biz o gün de yönetim ve teknik heyet, oyuncular olarak iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorduk. Ve sene sonunda şampiyonluk hedefimizi her zaman tekrarladık. Haklı çıktık, iyi gidiyoruz ama henüz her şey bitmiş değil. Yani bu iyi getirmek ve iyi bitirmek önemli. İnşallah bu 8 maçı da kazanıp şampiyonlukla süsleriz.
Sayın Kocadağ, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Cenk'e tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ailesine, sevdiklerine. Çok teşekkür ederiz. Ender Bilgin, Emre Kocadağ'ın açıklamaları bu şekildeydi. Bir sözü bir kez daha size bırakalım. Beşiktaş takımı havalimanına geldi. Görüntüleri alıyoruz. Rozier'in de ayağında bir problem var sanki. Az önce Sergen Yalçın hemen önden girdi. Larin'in de problemi vardı, doğru. Bayağı bir... Bayağı bir sıkıntılı tabii. Herkes onu söyledi zaten, ona vurgu yaptı. Bakayım, Larin orada. Larin mi o? Evet. Bugün iyi oynadı yalnız. Wellington geliyor. Kim geliyor orada? Biz reklam arasında Larin'den biraz bahsettik hocam. Bugün müthiş çalıştı. Larin bugün iki kişilik koştu. Hem Abubakar yok, hem Cenk'in bu durumu. Cenk zaten şey yaptı ya, çok fazla giremedi pozisyonu. Dikkat edin. Veya hocam sürekli merkeze soktu. Larin inanılmaz mücadele etti. Evet. Kanat gibi oynatmadı da. Oynatmadı. Neden acaba? Bile bile yani, daha fazla Cenk geldiğinde arkasına, yani Cenk'i daha önde istedi Abubakar gibi. Tabii ayrı özellikleri var Cenk'in, hepimizin milli gibi. Ama Larin de hep arkaya kat etmesini istedi ondan. Yalnız, taktik üzerine yani kanat, öyle kanat gibi değil de. Kanat değil, çizgi içeri kat ederek stoperle hep bek arasında koştu, oralarda pozisyon aradı. Evet. İlk defa Oğuzhan'ı bu kadar mücadele ederken, top yaparken falan gördüm. Aferin. Yani o eski Oğuzhan olma yolunda gidiyor. Çünkü Oğuzhan iyi olursa Beşiktaş farklı olur. Önemli. Oğuzhan Beşiktaş için fark yaratacak bir oyuncu. Yavaş yavaş oyuncular birer ikişer otobüsten ayrılıyor. Cenk ambulansa geldi havalimanına. Farklı bir bölgeden direkt uçağa alındı Cenk Tosun. Arkadaşlarımızdan gelen bilgiler de o yönde. Bir de otobüsün kaptanına son bir selamla veda edin. Çünkü biliyorsun Ender oradan İstanbul'a dönecek. Bu kulübün buradaki otobüs aracı değil mi? Tabii kulübün orada aracı. Orada giydirme yapmıyorlar artık. Yok, kulübün aracı önceden gidiyor. Evet. Malzemeler, bazen malzemeci ya da masörler de gider otobüsten. Onlar da gider tabii. O şekilde. Uçağa verilmez. Bütün hepsi o bagaja aşağı atılır. Bütün malzemeler. Değil, o doğru. Kaptan götürür. Bir gün önce yola çıkar şimdi o. Şimdi onun yolu bir uzun Erzurum'dan buraya. Tabii takımı da havaalanında karşılar o. Yani o araç, kulüp otobüsü havaalanına indiği zaman zaten oyuncuları da alır. Ama önce şimdi o riski almıyorlar. Nasıl? Allah göstermesin yani, giden arabada sıkıntı olur diye malzemeler hep uçakta. Ya öyle mi? Formasız gitme ihtimalin olur. Ya ama çoğu büyük tezün geçmiş olsun kardeşim diye. Büyük kısmı gelir. Cenk Tosun'a bir tweet atmış. İnşallah en kısa sürede daha güçlü döneceksin sağlara diyerek. Tam açıklama yok ama diz kapağı mı bağ mı değil mi? Net o açıklama detayı yok. Bir Sercan'a tekrar konuşma imkanı ya, oldu mu? Sercan'a bir sorabilir miyiz hocam, kulüp doktorlarıyla? Hocam sen konuştuk. Ya o diz kapağı dönmesi enteresan. Ya yani çıkması. O çok zor. Yani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ben ama yani o dedim ya az önce. Yani yaşlarda görülen bir şey. Çıkarmış yani hocam. Çok mucize öyle çıkması. Ben hiç mesela futbolculuk hayatımda hiç hatırlamıyorum. Bir arkadaşımın, bak kendim söylüyorum, diz kapağım kırıldı. Kırılır herkesin. Diz böyle yani çıkması ben hiç hatırlamıyorum. Sen hatırladın mı hiç? O antrenörlüğümde ben de hiç olmadı. Şöyle yazıştım hiç hocam. Hiç ben öyle bir şey duymadım. Rakipte de duymadım. Cengiz Dinç'le yazıştım. İl takımın eski doktoruydu. Darbe olmadan çok da, iyi doktordur, darbe olmadan da çıkabilir ben dedi. Darbe olmadan. Çıkabilir zaten dedi. Orada darbe oldu mu çok emin. Cenk yok yok darbe yok. Darbe yok sayanı yükleniyor. Tam kafaya mı çıkacak? Yükselecek mi ne? O an bırakıyor dengeyi kendini. Dengeyi kaybediyor. Öbür ayağı da takılıyor. O an bırakıyor garip kendini. Bir pozisyon yani. Sen kafaya da birazdan bakacağız onlara. Ya çıkabilir. Eğer bağlarda ama bir şey yoksa 4 hafta kesin şey dizlik kullanması lazım. Sonra da bir rehabilitasyon süreci. Yani şeyi bitiriyor. Ama kendisi oynadı. Sezonu kapatıyor. Ya. Yakın çekim gördüm. Dizinden şey oynadı çocuk. Demek. Ya böyle evet attı. Baktı ondan sonra moral çok bozuldu. Tabii. Sağarmaya başladı hocam, zaten. Hocam o da olmuş olur. Ön çapraz kontrol de o ön çaprazları koptu ya. Ön çapraz özellikle dizin altında oynarlar ya. Öyle daha önce bakarlar. Oradan sakatlanmış mıydı Cenk? Bilmiyorum, öyle bir şey de olur. Ezbere bir şey söylüyorum ama dizin böyle çıkması
Belki de öyledir yani, ama çok zor ihtimaldir. Yani milyonda bilir. Kadavradan çapraz bağ alıp ameliyat yapıldığını biliyorum, şimdi nasıl bilmiyorum. Baliçe yaptılar ya. Şey yaptılar. Elver Baliçe yaptılar. Parçalı yaptılar. Benim idare ettiğim maçtan iki maç sonra çapraza gitmiş. Şeyden, kadavradan almışlar. Şimdi Sercan tekrar konuşmuş kulüp doktorlarıyla, şey demişler. Yani biz şimdi bir şey söylemeyelim. Yarın öğlenliğin açıklama yapacağız. Tetkikler de yapılacak. Tamam. Üzerine biz hastaneden açıklama yaparız. İnşallah diz kapağıyla sınırlı kalır. En azından sadece sezonu kapatır. Ama bağlarda bir sıkıntı varsa 6-7 ayı bulur. Sergen Hoca da işte şeyde yaptığı açıklama o yönde yayıncıya. Şimdi bakın. Şimdi basın toplantısında biraz daha. Ben mesela şeye de geçmiş olsun. Ben kulüp için konuşuyorum. Falcao'ya da geçmiş olsun. Sana dolaylı yoldan haber geliyor. Onu birazdan yapacağız. Tabii. Bak şimdi ben kulüp için konuşuyorum. Başkan, yönetim için konuşuyorum. Sana hemen dolaylı yoldan Gençlik Spor'a mesaj diyorlar. Atıyorlar. Ona evet. Atıyorlar. İyi güzel de. Şimdi bu çocuğun sakatlığı ne Gençlik Spor ne Erzurum Spor. Bu Futbol Federasyonu'nun doğru. En başta zaafıdır. O. En başta o. Sen Futbol Federasyonu olarak bu sahaları Gençlik Spor'muş, takımmış. Ben tanımam abi. Ben Futbol Federasyonu tanırım.